ABC üçgeninin O merkezi işte çemberi verilmiştir. Arkadaşlar işte çemberi verilmiş. Valla işte çemberin merkezi deseydi bu açı ortay bu açı ortay bu açı ortayı kullanırdım. Ama adamlar burada çemberi çizmişse demek ki çembersel özellikleri kullanacağım. Dur şu an kullanamıyorum ama kullanırım biraz sonra. D paralel BC demiş. Hocam şu paralelliği kullanacağım. E bunlar paralel. 10 ile 14 verilmişse temel orantıyı kullanacağım. Yani bunun tamamının oranı 10 bölü 14 müdür? Ya da şunun tamamının oranı 10 bölü 14 müdür? Evet. Yani 5 bölü 7'dir. E hocam o zaman burası 5K ise tamamı 7K olacağından ya da A diyelim. A o zaman burası tamamı 7A olacağından şuraya ne kaldı? 2A kaldı. Hocam aynı şekilde 5B ise burası tamamı 7B olacağından buraya ne kaldı arkadaşım? 2B kaldı. E şimdi ne yapacağız? Çemberi hala kullanmadık. Kullanalım. Hocam teğetlikler yok mu böyle? Hani şu T, T birbirine eşitti. E hocam burası x ise burası x midir? Evet. Buraya 10 eksi x deyip işlem yapabilirim ama bence y diyelim. Y ise burası da y'dir. Arkadaşlar şu x ise 2b ise tamamı. Buraya 2b eksi x kaldı. Şu t t uzunluğundan 2b eksi x kaldı. Burası y ise buraya 2a eksi y kaldı. T t uzunluğundan dolayı burası da 2a eksi y yaptı. A hocam şu x'in toplamı 14. Yani 2a eksi y artı 2b eksi x eşittir 14 olduğundan Buradan 2A artı 2B neye eşit oldu? 14 artı X artı Y'ye eşit oldu. Gençler X artı Y belli mi? Belli. Kaç? 10. Buradan 2A artı 2B eşittir 24 geldi. Ve A artı B'yi kaç bulduk böylelikle? 12 bulduk. Şimdi bizden ne isteniyor? ADE üçgenin çevresi isteniyor. Arkadaşlar ADE üçgenin çevresi işte burası. Buradaki çevrede kaçtır arkadaşlar? Hadi bakalım şimdi çevreye. 5A, 5B ve 10 var. 5a artı çevre dediğimiz 5b artı e, x artı y niye diyorsunuz ki x artı y değil tamam zaten 10 bunun 10 isteniyor bizden arkadaşlar burada 5 parantezin aldığımızda a artı b yaptı artı bir de onu var şu 12 olduğundan dolayı 5 ile 12'nin çarpımı 60 60 artı 10'dan cevapta kaç yaptı o zaman 70 yaptı o zaman sorumuzun cevabı böylelikle Ceyhan oldu arkadaşlar. Hasan bir kartonun üzerine şekil birdeki gibi 3 üç tane üçgen çiziyor ve ardından bu üçgenleri makasla kesiyor. Evet. Şekil birdeki gibi 3 üç tane üçgen ve kesmiş. Daha sonra bu üçgenleri masanın üzerinde birleştiren Hasan. Yeşili buraya koymuş. Nasıl koymuş? Şunlar birbirine eşit arkadaşlar. Eyvallah. Şu kırmızı da şöyle birbirine eşit. Eyvallah. Bir de şurası da çift çizgiye S şey yaptı o zaman. Şu DB üçgenini de böyle koymuş. Sonra Ali Bey uzunluğunu 5 vermiş. BC uzunluğunu 9 vermiş. BC uzunluğunu 9 vermiş. Arkadaşlar ben burada ne yapmalıyım? Şu ikiz kenarlıkları ne yapmalıyım? Kullanmalıyım değil mi? Hadi kullanalım. Nasıl hocam dik mi çizsek tabanına ait? Yok oradan bir şey gelmez. Tabanlar yok çünkü. Hocam 5 ve 9'dan Pisagor'dan burayı mı bulsak? E, çok saçma bir sayı olduğu belli. İkinci plana bırakalım. Ne yapalım? E, i̇kiz böyle dik üçgen vari bir şeyler yapamıyorsanız ne yapıyorsunuz? Açıları dalıyorsunuz. Dal kardeşim açıyı. Alfa alfa dersek. Hocam bu ikiz kenar alfa 90 sa buraya beta dersem şu ikiz kenardan dolayı burası da beta mı oldu? Ve alfa artı betanın ne olduğunu biliyorsun sen 90. A alfa ile beta yan yana 90 sa burası da 90 derece mi oldu? Aynen öyle. E hocam x ise burası da x ve tamamı 9'du. Buraya da 9 eksi x mi kaldı? Ve artık buradaki pisagordan x'i bulur muyuz? Buluruz. Çünkü buradaki kenarda 5. Yani 9 eksi x'in karesi eşittir. 5 ve x'in kareleri toplamı. E o zaman burada 81 artı 18 x artı x kare eşittir 25 artı x kare olacağından x karelerde nanay oldu. 18 x bu eksi 18 olacak pardon arkadaşlar. Şurası eksi 18 x olacak. Eksi 18 x'i öbür tarafa atalım. 81'den de 25 çıksın. 81'den 25 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? 56 mı kalıyor? Evet 56 kalıyor. E 18 x 56 ise x de buradan kaç kalır? 56 bölü 18 yapar arkadaşlar. 2'ye bölsen kaç yapıyor? 28. 2'ye bölsen kaç yapıyor? 9. Yani cevabımız böylelikle 28 bölü 9 çıktı arkadaşlar. Evet cevap denizli oldu. Şekil 1'deki ABC'de dikdörtgeni şeklindeki ön yüzü sarı arkaya yüzü yeşil olan bir kartonun kısa kenarı 8 birim uzun kenarı 13 birimdir. Bu karton böyle katlanmış sonra buradan böyle katlanmış arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ee, buna göre şekil 3'teki sarı boyalı bölgenin alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ee, katlamalarda ne yapıyorduk? Eski haline geri getiriyorduk gençler. Şu eski halini açtığım zaman hop bu buraya gelecek. Hocam üstte binen kenarlar birbirine eşit. Üstte binen açılar birbirine eşit. Sonra aynı şekilde burada da şöyle bir şey yapalım mı arkadaşım? Yapalım. Şimdi burası bir dikdörtgen hocam 90 sen bunu böyle şey yaptığın zaman burası da 90 derece oldu mu? Oldu. E hocam dikdörtgenden dolayı burası da 90. Sen bunu böyle yaptığın zaman burası da 90 derece oldu mu? Oldu. E ne oldu? Burada da bir dikdörtgen. Burada da bir dikdörtgen çıktı mı arkadaşlar? Böylelikle çıktı. Sen bunu böyle katladığın zaman üst üste ben açılar birbirine eşit olduğundan bunlar 45'er derece oldu. E hocam 45-90 ise burası da 45 hatta burası da 45. Aynı şekilde üst üste ben açılar birbirine eşit 45'e 45. Burası da 45'e 45 oldu mu? Oldu. E olay bitti arkadaşlar. Şimdi ne diyeceğiz? Sarı boyalı bölgenin alanı isteniliyor bizden. Öncelikle burası 8 birim miydi? Evet. Sen katladığında 8 buraya mı geldi? Aynen öyle. 45 45'ten dolayı burası da 8 yaptı. E bunun tamamı 13 olduğundan buraya ne kaldı? 5 kaldı. Hocam burası 5 ise büyük dikdörtgenden burası da 5'tir. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacağından burası da 5'tir. E tamamı 8'di. Buraya kaç kaldı? 3 kaldı. İşte sarıya boyalı bölgenin alanı kaç yapıyor o zaman? 3 çarpı 5'ten kaç yapacaktır arkadaşlar? 15 yapacaktır. Yani sorumuzun cevabı böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı. ABCD bir eşkenar dörtgen ve x nedir diye soruluyor. Burası da 2 kök 6 verilmiş. Arkadaşlar köşegen çizilmişse diğer köşegenin insanın çizilmesi gelir ama bu köşegen çizince bu eşitliklerle alakalı özel bir durum oluşmadı. Önce isterseniz verilen bilgiyi kullanılıp ondan sonra böyle köşegen çizmeye yoğunlaşalım değil mi? Ya belki de çıkar da ilk önce ben bunu çizdiğimde direkt bu eşitliği de kullanamıyorum ya rahatsız oldum. Önce ben verilen bilgiyi kullanırım. E bu x kenarlığı nasıl kullanacağız? Burası 2 kök altı hocam. Yükseklik çizsek bir işimize yaramaz. E x kenarlıkta böyle dik üçgenlerden bir şey yapamıyorsak ne yapıyorduk? Açılara dalıyorduk. Ve bu bir eşkenar dörtgen bunu unutmayalım. Açılara dalalım hocam. Burası alfayken burası da alfa mı? Evet. E bu bir eşkenar dörtgen olduğundan köşegen aynı zamanda açı ortaydı. E hocam burası 2 alfa ise karşı tarafta 2 alfa. Bunlar da alfa alfa oldu mu oldu? A. Alfa ile alfanın toplamı burası. 2 alfa yaptı. Ve şu üçgen bir ne çıktı arkadaşlar? Dik üçgen yani 2 alfa ile alfanın toplamı kaç yapacak burada? 90 yapmak zorunda. Toplam 3 alfa eşittir 90 ise alfayı buradan kaç bulduk? 30. Hocam burası 60 oldu. Burası 30 oldu. Bitti olay. Hocam 60 ise burası 120 yaptı. E 30 30 120 üçgeni var. 30 30 120 üçgeninde ne dik? Köküç katıydı. Köküçe böldüğün zaman burası 2 kökü yapar. E 30'un karşısı 2 kök ise 90'ın karşısı da kaç yapacaktır? Direkt 2 katı yani 4 kök yapacaktır. Dolayısıyla cevabımız böylelikle akçay çıktı. Aşağıda bir forklift. lift işte bu. Bir fork lift aracı konuşamıyorum. E, bir kenarı 2 metre olan küp şeklindeki kutuyu şu bir kenarı 6 metre olan bir küpün üzerine koyduğunda FEDC Evet F, e, D, C doğrusal oluyormuş. Ve R doğrusu P, D ile neymiş arkadaşlar? R doğrusu bakın şuradaki doğru P, D ile üzerine geliyormuş. Evet bir kenarı burada olacak. E o zaman ben bunu bunun üstüne böyle mi koyabilirim arkadaşlar? Şöyle düzgünce çizeyim isterseniz şekli. Şöyle çizdik arkadaşlar. Hoppala cuppala. O zaman bu buraya geldiyse K noktası burada mı yaptı? Evet. Sonra burası F. Aynı zamanda E oldu. F, E, D, C doğrusal oldu. Ve burada kenar da yani R, e kenarı da P, D üzerinde oldu mu oldu. Böyle koyduk arkadaşlar. K noktası da burada. Şimdi bizden ne isteniyor? Buna göre Ali Kara, A ile K noktalar arasındaki uzaklık isteniyor arkadaşlar bizden. Evet şuradaki uzunluk isteniyor. Gençler buraları kaç birimde? 6. 6. 6. Şu kenarda kaç? 2 birimde. E ne yapacağız? Hocam biz bunu bulmaya çalışacağız. Bunu bulmak için ne yapacağız? 90 dereceye karşılık getireceğiz. E hadi getirelim bakalım. Direkt biz bir, bir tane çizgiyle halletmeye çalışıyorduk bu olayı ama maalesef bu bir tane çizgili olmayacak. Genelde biz bu dikliği nasıl yapıyorduk? Zemine dik çizip öyle yapıyorduk. Hadi burada da öyle yapalım. Öncelikle bu şeyin şeyini şey ettireyim ben. Yani bu küpün arka planını da görün. İsterseniz bu küpün de arka planını görün. Şöyle şöyle. İşte şöyle gördünüz değil mi arkadaşlar? Şöyle gördünüz. Şimdi bizden ne isteniyor? Şuradaki uzunluk isteniyor oraya yoğunlaşalım. Ne yapalım? Hocam buradan zemine şöyle diki devamını getirecek olursak. Buna karşılık 90 derece karşılık getirmeye çalışıyorum ya. Hocam zemine dik oldu. Şu uzunluğu bulmaya çalışacağım. O zaman bir de bunu çizersem e, şuradaki Pisagor'dan burayı bulurum. Öncelikle ben şu uzunluğu bulmam lazım. Bu uzunluk belli. 6 2 daha burası kaç yaptı? 8. Sonra bu uzunluğu bulmam lazım. E, hocam burası da belli aslında. Niye? Çünkü şurası 2 birim değil mi? Evet. Üst taraf 2 ise alt taraftaki. Hocam bunun tamamı 6 idi. Buraya kaç kaldı? 4. Hocam burası 6. Burası da 6. Şurası bir 90 derece değil mi? Evet. Şu pisagordan dolayı öncelikle şurayı bulalım arkadaşlar. Şu pisagordan dolayı şurayı bulabilirim. Öncelikle şuraya bir A diyeyim. A kare neye eşittir? 4'ün karesi artı 6'nın karesi. 10 artı 6 36'dan kaç yaptı? 52 yaptı. A kare diye kalsın bu. Çünkü niye? Şuraya da x diyecek olursam şu uzunluk isteniyordu benden? X kare de neye eşittir? A kare artı çünkü burası zemine dik olduğundan 90 derece değil mi arkadaşım? Evet. E, bu da neye eşittir o zaman X kare de? A kare artı 8'in karesine eşittir. A kare artı 8'in karesine eşittir. A kare zaten 52. X kare buradan 52 artı 64'ten Kaç yapıyor arkadaşlar topladığımız zaman? 6. E, 116 yapıyor. Kök 116 olacaktır X arkadaşlar. 116'yı 2'ye bölsen 58 bir daha 2'ye bölsen 29. Bu 4 çarpı 29. O zaman 4 dışarıya 2 diye çıkar. X de buradan 2 kök 29 diye çıkar arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı böylelikle Edremit oldu. Marangoz İsa amca kısa kenarı 8 uzun kenarı 12 kök 3 cm olan bir tahtaya şekil dik gibi o merkezi çember çiziyor. Şöyle bir çember çizmiş. Daha sonra testleriyle şuradaki parçaları kesmiş. E, neredeki parçaları kesmiş? Şu parçaları atmış ve şöyle bir şey elde etmiş. Şekil 2'yi elde etmiş. Buna göre şekil 2'deki bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız arkadaşlar? Valla öncelikle burası 2'ye 2 verilmiş. Bunu kullanacağım değil mi arkadaşlar? Hatta bu 2'yi kullanalım. Şöyle çizdiğin zaman şurada bir dikdörtgen oluştu mu? Oluştu. Eyvallah. E o zaman ben bu tahtanın alanını bulurken artık işim kolaylaştı. Hocam dikdörtgenin alanı artı şuradaki alan dersem olay bitti mi bitti. Ben buraya yoğunlaşmaya çalışacağım. Dikdörtgenin alanı basit zaten. Ben şu alanı bulmak için yoğunlaşacağım. O alanı bulmak için ne yapmam lazım? Daire dilimi oluşturmam lazım. Arkadaşlar hemen ona karşılık bir daire dilimi oluşturayım. Bir daire dilimi oluşturacağım. Bu daire dilimin alanından bakın neyi bulmaya çalışıyorum arkadaşlar? Şunun alanını bulmaya çalışıyorum. Şuraya A alanı diyelim ve A alanını bulursak olay bitti. Şuradaki alandan Hatta bunu sarıyla boyayayım arkadaşlar. Daha kolay olacak. Daha güzel olacak. Şöyle belirteyim ki şu alanı bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım bulmaya çalışalım. Nasıl bulacağız şimdi burayı? Arkadaşlar büyük ihtimalle özel üçgen gelecektir. Bakalım. Yapalım mı işlemimizi? Yapalım. Merkez varsa teğet varsa çek dik yaptığında. Hocam şurası bir 90 derece oldu. Hocam burası da 90. Hocam burası da 90. E, 90 90 90'dan dolayı burası da 90 oldu mu? Oldu. Aynı zamanda hocam şurada da dikdörtgende hatta burası da 90 olduğundan 90 90 90sa burası da 90 oldu. Şurada da bir dikdörtgen oluştu mu? Oluştu. Sonra ne oldu arkadaşlar? Şuradaki uzunluk yarıçap uzunluğu. Yarıçap uzunluğunu gireceğiz. 6 ise buradaki uzunluk kaç? 6. 2 ise burası 2. Yarıçap uzunluğu biçimizce önemli şeylerden biri. Buraya A dersem sonra e, bize neyi kullanmadık? 12 kökü kullanmadık. Ha. Hocam 12 kök 3 bu da merkez kiriş çektik olduğundan 2 eş parçaya böldü. Hocam 12 kök ise 12 kök 3 burası da 6 kök 3 oldu. Sen şimdi buraya A deyip şöyle yapabilirsin. A artı 8 değil mi yarıçap Evet A artı 8 yarıçap Pisagor bağıntısından A artı 2 6 kök 3 ve A, A artı 8'den aslında A'yı bulabilirsin. Ama bence böyle yapmayalım. Çünkü hani şu dilimin alanından e, şuradaki üçgenin alanı çıkartacağım ya büyük ihtimalle özel üçgen gelecek. Özel üçgen var mı diye böyle bir kontrol etme şeyim geldi, devesim geldi. E şuraya baktığımda 6'ya 6, 6 kök 3 var. E o zaman ne yaparım ben burada? Hocam hop şöyle bir dik üçgen oluştursam. 6'ya 6, 6 kök ne üçgeni? 30, 60, 90 üçgeni değil mi gençler? Evet. Çünkü 30'dan 60'a geçiş kök 3 kattır. Hatta 30'un karşısı 12 ise 6 ise 90'ın karşısında burası ne oldu? 12 oldu. Hocam bu yarıçap bu yarıçap bak dikkat. Bu da yarıçap bu da yarıçap olduğundan dolayı e, burası 60 ise burası da 60 olacak. Buraya 30 kaldı. X kenardan 60 60 ise bak burada kaç, da kaç derece yaptı? 60 oldu. Eşkenar üçgen oldu. 12 12 12. Evet burayı böylelikle 12 bulmuş olduk. 30 90 burası 60. Hatta burada kaç da kaç derece? 60 derece. Şimdi olay bitti arkadaşlar. Yeşil alanı ben bulabilirim. Yeşil alan ya da A alanı demiştik şuraya. A alanı neye eşit? Hocam şu daire diliminin alanından yani 120'lik alandan Pi, yarı çap kaç? 12. 12'nin karesi 120 bölü 360'dan neyi çıkartacağım? Bu üçgenin alanını. Hocam zaten bak burası 6 köküç. 12 köküç çarpı şurası. 12 köküç çarpı bunun tamamı. E Bunun tamamı zaten yarı çap 12, 7 30'un karşısı. 90'ın karşısı 12 30'un karşısı 6 olacaktır. Şunun tamamı kaç arkadaşlar bunun tamamı? 6. E, o zaman üçgenin alanını bulurken ne yapacağız? 12 köküç çarpı 6 bölü 2 diyeceğiz. 6 bölü 2 diyeceğiz. E A alanı buradan çıktı o zaman. Şununla şu sadeleşince kaç kaldı? 3 kaldı. E 144 ile de 3 144 de 3'e böldüğümüz zaman kaç geliyor? 48 geliyor. 48 pi eksi e, kaç yaptı bunlar gitti? 36 kök 3 olarak bulduk arkadaşlar. Evet A alanını bulduk mu? Bulduk. A alanına bir de ne ekleyeceğiz arkadaşlar? 2 ile 12 kök 3'ün çarpımını yani 24 kökü çekleyeceğiz. Yani bizden istenilen tüm alan neye eşit olacak? A alanı artı 24 kök 3. Yazayım isterseniz. A artı 24 kök 3 olduğundan dolayı cevabımız 48 pi eksi 36 kök 3 artı 24 kök 3 olacaktır gençler. Yani cevap 48 pi eksi 12 kök 3 mü yapıyor arkadaşlar? Aynen öyle. O da hangi şıkta var? Edremit şıkkında var. Yani cevabımız böylelikle Edremit oldu. Aşağıda iki yönlü sürgülü kapının dikdörtgen biçimdeki kapısının kapalı durumu şekil 1 ve açık durumu da şekil 2'de verilmiştir. Kapalı açık. Şekil 1'de RS ile AB birbirine paralel. Şunlar birbirine paralel arkadaşlar. Eyvallah. D, C eşit. Hocam şu parça ile şu parça birbirine eşit. Bir de PR, RS. PR, RS. Bu da D, eksi 12 eşitmiş. Buna gelir şimdi. Dikdörtgen şeklindeydi arkadaşlar. Burada x kenar. Şunlar paraleldi. E burası 90 derece burası da 90 derece oldu mu? Oldu. Hemen şu 90'ı yapıştıralım. Sonra başka x kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için tabanı iki parçaya böldü mü? Böldü. Hocam şu parçayla şu parça birbirine eşit. Başka bir şey verilmiş mi? DC ile RS'nin toplamı 280. DC ile RS'nin toplamı 280. Bir de P1, P2'yi vermişler arkadaşlar. P1, P2 uzunluğu burası 88. Arkadaşım şurası ya x buraya da x diyecek olursak ee, bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit. Yani burası xken, buraya y dersem, e, bu uzunluk x artı y ise bu uzunluk da x artı y yapacağından burası da y'm oldu. Aynen öyle. Dikkat ederseniz, ben bunları böyle açtığım zaman, hocam burası toplamda kaç? 2x artı 2y mi? Evet. Hocam burası toplamda 2x artı 2y. Xleri burada, 2x burada, 2y burası oldu. 2y 88 ise y'yi kaç bulduk arkadaşlar? 44 bulduk. Sonra DC ile RS'nin toplamından bahsediyor. DC'ye bakıyorum. Şimdi biz Y'yi kaç bulduk arkadaşlar? 44 bulduk. Burası 44. Şuraya da bir 44 yazarsak. Hocam burası 44 artı X. Burası da 44 artı X. Şimdi DC'ye baktığımız zaman 88 artı 2 X. 88 artı 2 X artı bir de RS. RS yine 2 X eşittir. 280 verilmiş. Buradan 4x eşittir 192 yaptı. x de buradan kaç yapıyor? 2'ye bölsek 96, 2'ye bölsek 48. x'i de buradan 48 bulduk. Evet gel burada x yerine de 48 yaz bakayım. Biz artık neyi kullanmadık arkadaşlar? Bir tek şunu kullanmadık galiba değil mi? Evet PRRS DE-12. Arkadaşlar DE uzunluğu artık belli ki x'i 48 mi bulduk? Evet 48, 44 daha kaç yaptı? Şurası toplamda kaç yapıyor arkadaşlar? 48, 44 daha Toplamda 92 yapıyor. Evet burası 92. E hocam burası 92 ise 92'den 12 çıkınca kaç yapıyor? 80 yapıyor. E o zaman PRRS 80 olacak. Burası 80'e burası da 80. Şurada bir dik üçgen çıktı karşımıza. Bizden de PT uzunluğu isteniyor. Yani şu H isteniyor. Yani şöyle bir dik üçgen var arkadaşlar. 80 burası 48 burası H burası. Arkadaşlar ortak çarpana bakacağım. Ortak çarpan her ikisinde de kaç? Bu 5 çarpı 16. Yani burası 16 çarpı 5. Aa, burası da 16 çarpı 3. O zaman haçta ne olacaktır arkadaşlar? 16 çarpı 4'e eşit olacaktır. Yani 64'e eşit olur. Böylelikle cevap denizli çıktı arkadaşlar. Bir grafik tasarımcısı 3D yayınlarındaki ablemi D harfi için aşağıdaki uzunlukları verilmiş olan şekli tasarlık bir marangoz bunu yapmasını istiyor. Marangoz bu şekli yaptıktan sonra tüm yüzeyleri boyuyor. O noktası daire ve yarım dairenin merkezi olduğuna göre Arkadaşlar o noktası yarım daire daire ve yarım daire. Hocam daire burası. Bir de yarım daire de şurası değil mi? Evet. Tamam. Olduğuna göre boyalı bölgenin tüm yüzey alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Peki şurada şu alanları tek tek bulalım arkadaşlar. Şurası kaç? 2 çarpı 14 değil mi burası? Evet. Yani burası kaç yaptı? 28. 28'i yazalım. 28 artı. Şuradan itibaren başlayayım. Bayağı bir kalabalık olacak galiba. Artı. Şurayı hallettik mi arkadaşlar? Hallettik. E hocam bu arka tarafta da var mı? Aynısı yok arkadaşlar. Dikkat. Sonra hocam şurası var. Bu alan ne? Hocam bu alan şuraya kadar 5 buraya kadar 2 olduğu için 5 çarpı 2'den burası 10 yaptı. Hocam bu 10 altında da var mı? Var. Yani 10 çarpı 10 on artı 10'dan yani iki tane 10 mu var arkadaşlar orada? Evet iki tane 10 on var. Onu da hallettik. Tamam. E, altlı üstü hallettik. Hocam sonra şu alanı bulacağız. Şu alan nedir arkadaşlar? Dikdörtgenin alanından neyi çıkartacağım? Yarım daireye çıkartacağım. Dikdörtgenin alanından yarım daire çıkartalım. Hocam burası 5 burası 14. 5 çarpı 14'ten neyi çıkartacağım? Yarım daire. Yarı çapı 4 olan yarım daire. Yani pi r kare bölü 2'yi çıkartacağım. Ama hocam burada bir önde bir arkada olmak üzere iki tane var mı? Var. Şimdi gelelim şuraya arkadaşlar. Şu silindirik yüzeye. Hocam bu silindirik yüzeyin e, bu Halka değil mi? Şu büyük halkadan şu küçük yarım daireyi çıkartacağız. Hadi çıkartalım bakalım. Şurası arkadaşlar. Şurayı çıkartıyoruz. Pi 7'nin karesi bölü 2 eksi Pi 4'ün karesi bölü 2. Ama bundan da önlü arkalı olduğu için iki tane mi var? Evet. Neresi kaldı arkadaşlar? Şu içerisi kaldı. Bu içerisinde yarı çapı 4 olan silindirin yan yüzeyi değil mi? Bir silindirin açık hali şu değil miydi arkadaşlar? şu dikdörtgen burası 2 pi kadar burası da h kadar o zaman bunun yan alanında artı 2 pi r dediğimiz kaç 4 çarpı h dediğimiz kaç şunun kalınlığı 2 birim değil miydi 2 birimdi tamamının halkası kadar olacak içerisi tamam başka neresi kaldı hocam şu dışarıdaki şu yüzeyi kaldı İşte burası da nedir şu büyük yarım silindirin yan yüzeyidir büyük yarım silindir bak dikkat edin bunun yarıçapı çapı 7 mi evet o da 2 pi r, 7. Ee, 2 pi r, arkadaşlar 2 pi r, ama yarısı olacağı için bölü 2 olmak zorunda. Yarım yüzeyini alacağım. 2 pi r bölü 2 çarpı h diyeceğiz. H'ımız da kaç arkadaşlar burada? 2. İşte başka bir yer kaldı mı arkadaşlar? Kalmadı. Altlı üstlü önlü arkalı her şeyine baktık mı? Baktık. E, ee, şurayı da karaladık. Tamam olay bitti. Bunları toplayacağız. Burası kaç yaptı arkadaşlar? 28 artı 20'den 48 yaptı bir kere. Elimizde 48 var. Sonra şu 5 çarpı 14 70. 2 ile çarpınca 70 artı e, 70 çarpı 2 140 yaptı. Sonra şu bölü 2'ler gitti. O eksi 16 pi oldu burası. Eksi 16 pi. Sonra burası 49'dan 16 çıktı. 49'dan 16 çıkınca kaç yapıyor arkadaşlar? 33 mi yapıyor? Evet burada artı 33 pi çarpı 2 ile bölü 2'ler gitti. Artı 33 pi yaptı. Tekrarlayalım. 49'dan 16 çıkınca 33. Herhangi bir sıkıntı yok. Sonra buraya bakalım arkadaşlar. Burası da 4 kere 4, 16 pi yaptı burası. Artı 16 pi. Sonra bir de buraya bakalım arkadaşlar. Böyle 2'ler gitti. E, bu da 14 pi mi yaptı. Evet artı 14 pi yaptı arkadaşlar. İşte buradan olaya bakalım. Şu 16 pi'ler gitti. Şu ikisinin toplamı 188 mi yaptı? Aynen öyle 188. 33 ile 14'ün toplamı da kaç yapıyor arkadaşlar? 47 mi? Evet artı 47 pi şeklinde bulmuş oluyoruz arkadaşlar cevabı. Ya aslında çok zor bir soru değil. Kolay bir soru. Sadece hayal etmek lazım. Bu önde var arkada da olacak. Bu önde var arkada da olacak. İçeride burası yarım silindir. Şu yüzey burada var. Başka hiçbir yerde yok mesela. Bunların hepsini düşünüp ona göre yaptık. O zaman cevap ne çıktı? 188 artı 47 pi. Yani cevap böylelikle balık esir çıktı.